Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 11 soruluk deneme hazırladım. Bakalım durumlar nasıl? Sizi hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Şöyle yapalım. Şöyle. Bakalım bakalım. Son tekrarlarıyla izliyoruz değil mi? İzlemeyenler mutlaka izlemeli. Hangi konuda kalmıştık arkadaşlarım? Heh, gerilemeyi bitirmiştik değil mi? Ee, yakın zamanda neyi işleyeceğiz? Yakın zamanda dağılma ve Osmanlı kültür uygarlığını da işleyeceğiz. Ondan sonra inkılap tarihine geçiş yapacağız. Hadi bakalım şimdi sorumuza. Anadolu ile yaptıkları ticari faaliyetlerle iki bölge arasında kültürel etkileşimi geliştiren ve Anadolu yazıyla yani tanıştıran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar ne olarak bilinirdi? Kolonici, koloniciler, olarak bilinirdi değil mi? Böyle Şimdi sevgili arkadaşlarım cevabımız Asurlar. Sümerler Mezopotamya'nın temelini atan uygarlıktır. Dünya tarihine kazandırdıkları katkı çivi yazısı. Fenikeliler denizlerde koloniler kurmuşlardır. Dünya tarihine kazandırdıkları katkı alfabedir. Akatlar tarihin ilk imparator ve düzenli ordusu. Elamlar Sus şehri etrafında kurulan Mezopotamya uygarlığıdır. Cevabımız Asur İmparatorluğu olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Edebiyatta arası iyi olanlar bunu da yapacaktır. Aşağıda verilen destan ve devlet eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? İslam öncesi Türk tarihinin en önemli kaynakları destanlardır. Tamam. Oğuz Kağan Hunlar kimi anlatıyordu? Metehan. Albertunga tabii ki İskitlere aittir. Diğer önemli destanlar şu destanıdır. Tamam. Manas Kırgız en uzun destan olarak bilinir. Yenise yazıtlarını da unutmuyoruz canlarım. Tamam. Türeyiş Oğuz Bismillah. Ergenekon ve Bozkurt kimlere aittir? Tabii ki Göktürkleri. Türeyiş kimlere aittir? Uygur arkadaşlarım. Uygur o yüzden yanlış cevaptır. Oğuzlar ile Kıpçaklar arasındaki mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olacaktır. Devam ki diğer sorumuza geldik. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sivas, Tokat ve Kayseri civarında kurulmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması Anadolu'nun en büyük gücü haline gelmiştir. Harçlar ve Gürcülerle mücadele etmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Mengücek'ten nerede kurulmuştu? Erzincan ve çevresi. Bizde ne istiyor Sivas, Tokat, Kayseri ve en güçlü beylik diyor değil mi? Hele. artık Oğulları, Mardin, Diyarbakır ve çevresi. Batman. Çaka Beyliği, İzmir, Saltuk Oğulları, Erzurum cevabımız en güçlü beylik olarak kabul edilen danışmentilerdir. İkinci Kılıç Arslan bunlara son verecekti. <laughs> Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşı olarak bilinen Çalıbey Savaşı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? Şimdi diyelim ki ÖSYM bunu vermedi. Bize neyi verir? Padişahı verir. Padişahımız birinci Mehmet'tir değil mi? Yani Çelebi Mehmet'tir. Cevabımız tabii ki burada Venedik olacaktır. Cenevizlerle ilgili bilgi verecek olursak eğer Orhan Bey döneminde Cenevizlere bir takım ayrıcalıkların verildiği söylenmiştir. İtalyanlar siyasi birliklerini geç tamamladı. Bizans 1453 yılına kadar varlığını devam ettirecekti. E, Osmanlı çokça savaşlar yapılacaktı. Fransa değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki yıl savaşlarından Yüzyıl savaşları savaşlarıyla uğraşıyordu çünkü yüz savaşları 1453 yılında sona erecekti. Cevabımız Venedik. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ekber ve her şey sistemi getirerek kardeş katlini engellemeye çalışan fakat yeteneksiz padişahların tahta geçmesine sebep olan padişah aşağıdakilerden ayırır. Cevabımız neydi? Tabii ki 3. Murat değildi değil mi? 3. Murat hakkında bir iyi verelim madem 3. Murat'tan başladık. Takviyedin Mehmet bu dönemde ilk rasathaneyi kurmuştur. Cevabımız 1. Ahmet. 3. Mehmet sancak sistemini kaldıran kişidir. Anlaştık mı? Eğri Fatih olarak bilinir. 2. Osman Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Saray dışı evlilik yaptı. 2. Mustafa Edirne vakasıyla tahttan indirilmiştir değerli arkadaşlarım. Çünkü yetkililerin hemen hemen hepsini Şevli e devretmişti. Cevabımız 1. Ahmet olacaktı. Sadrazamını hatırlıyor muyuz? Kuyucu Murat. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine gönüllü olarak Mısır'a giden ve daha sonra Mısır'a vali olarak atanan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Mahmud'un baş belası. Mithat Paşa değil. Mithat Paşa kanuni esası hazırladı. Hayır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı bırakalım. Alemdar Mustafa Paşa kimdir biliyor musunuz? İkinci Mahmud'u tahta getiren kişidir. Alemdar Mustafa olayını bilmeyen yoktur. Tamam. Dördüncü Mustafa yerine ikinci Mahmud'u getirecek. Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkı'nda tazimat fermanını okuyan Osmanlı sadrazamıdır. İbrahim Paşa sanırım bize Pargalı İbrahim'i vermiş. Cevabımız Kavalalı Mehmet Ali Paşa olacaktır. Şimdi Mısır'ın işgali denilince öğrencilerimin aklına eminim ki ceza rahmet gelmiştir. Şıklar arasında da gözleriniz aradı değil mi? Ama o değildi. Kültür ve uygarlıktan bahsedelim. Osmanlı Devleti'nde kapı kolu askerlerine her padişah değişikliği yaşandığında dağıtılan bahşişlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? En çok değişiklik ne zaman yaşanmıştı? Duraklama döneminde değil mi? Hazine, hazine. Yani hazine. Boşalıyor muydu arkadaşlarım? Boşalıyordu değil mi? Sık sık. Padişah değişikliği yaşandığı için kapı Kulu ordusuna baş vermem gerekirdi. Biz bu bahşişe ne diyoruz? Külüs diyoruz. Ulufe aldıkları maaştır arkadaşlarım. Bahşiş değil. Dirlik kendi içinde üç ayrılır. Has, zahmet, tımar. Has yüksek rütbedeki kişileri verilir. Zahmet orta düzey, tımar memur ve askerlere dağıtılırdı. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Bunu da ele haraç gayrimüslimlerden alınan ürün vergisidir. Cizye'yi de ekleyelim buna. Cizye gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergidir. Cevabımız bahşiş olacaktır. Devam ediyoruz. <laughs> Sorumuz şu şekilde. Özellikleri verilen gazete aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesidir. Baş, yasa, baş yazarlığını Şinasi yapmıştır. Tasvir-i Efkar'da Tanzimat döneminde çıkarılan bir gazetedir. Ceride-i Havadis Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesidir. Tercümanı ahvalı bırakalım. Takvimi ve 2. Mahmut döneminde e, çıkarılan ilk resmi gazetedir. Hakimiyeti Milliye e, 1. Tevlimme döneminde çıkarılan gazetedir. Anlaştık mı? Cevabımız tercümanı ahval olacaktır. İnkılap tarihine geldik. <laughs> Sorumuz şu şekilde. Birinci Dünya Savaşı'nda yukarıdaki muharebeler ve komutanları eşleşmelerinden hangileri doğrudur? Hicaz, Fahrettin Paşa ne olarak bilinirdi? Medine müdafiği değil mi? Medine müdafiği ya da ne olarak bilinirdi? Çoğu kaplanı olarak bilinirdi. Çekirge yediği bile söylenirdi arkadaşlarım. Kutsal toprakları korumak için. <laughs> Doğru. Kutul Amare Halil Paşa. General Tofsen esir almış ve İngilizleri durdurmuştur. Osmanlı Devleti'nin son, son, zaferidir. Unutmayın. Selman-ı Pak, Nurettin Paşa'yı unutmayın. ÖSYM böyle yerlerden soru sormayı çok 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 seviyor. Selman-ı Pak kimdir? Nurettin Paşa'dır. Cevabımız E şıkkıdır. Canımın cananları. iki gözümün çiçekleri. <laughs> Diğer sorumuza geldik. Bu bilgilerden hangilerinin doğru olmadığı Amiral Brissol raporu ile ortaya çıkmıştır. Şimdi size bir bilgi vereyim. Raporları bilmemiz lazım. Bakın raporları bilmemiz lazım. Sevgili arkadaşlarım iyice dinliyoruz. Amiral Brissol kimlerin haksız olduğunu dile getirmiştir? Rumların yani Yunanlıların. Bu bir. General Herbert kimlerin haksız olduğunu dile getirmiştir? Ermenilerin. Bu ikinci rapor. Diğer raporumuz Sandler raporu. Bu rapor neyle ilgilidir? Şöyle yapayım. Bu rapor neyle ilgili? Hatay'la ilgili. Anlaştık mı? Üç raporu unutmayın. Bristol, Herbert, Seller. Özellikle Amiral Bristol Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk rapor olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Şimdi geldik sorumuza. Yunanistan'ın Paris Konferansı'nda savunduğu görüşler şunlardır. İzmir ve çevresinde Rum nüfusu çoğunluktadır. Amiral Bristol tam tersini söyledi. Ege bölgesinde Hristiyanların güvenliği tehlikelidir. Bristol tam te Tam tersini söyledi. Ege Denizi çevresinde eskiden beri Yunan kültürü hakimdir. Türk kültürü hakimdir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Geldik. Diğer <laughs> sorumuz. İlk yarar, Ulusal bağımsızlık aşağıdakilerden hangisini bütünlemiştir? Bir ulusun başka bir ulusun egemenliğinde olmaması, kendi geleceğini kendi özgür iradesiyle karar verebilmesine ulusal bağımsızlık denir. Sevgili arkadaşlarım, Ulusal bağımsızlık bizi neye götürür? Tabii ki cumhuriyetçiliğe değil mi? Tabii ki hayır oğlum ne cumhuriyetçiliği? Ulusal bağımsızlık bizi milliyetçiliğe götürür milliyetçilik. Ulus egemenliği bizi cumhuriyetçiliğe götürür. Ulus iradesi bizi cumhuriyetçiliğe götürür. Meclis bizi milliyetçiliğe, cumhuriyetçiliğe götürür. Bununla birlikte bunlara <laughs> milliyetçilik demedim değil mi? Cumhuriyetçiliğe götürür. Çok partili hayat bizi cumhuriyetçiliğe götürür. Laiklik, akıl ve bilim, din ve vicdan nürriyetini esas alıyor. Devletçilik, halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe yaratması olayıdır. Devletçilik, sermayeye esas alır, kalkınmaya esas alır, birikimi esas alır. İnkılapçılık, muasır medeniyete esas alır. ilerlemeyi, dinamizmi esas alır. Cevabımız, A şıkkıdır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkin rol oynayan ilke, milliyetçilik ilkesi olmuştur. Çünkü milli birlik ve beraberliği savunuyor. Dediğim gibi raporları unutmayın. Sürçü lisan olmuşsa affola. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Eminim ki işinize yaramıştır. Ali Hoca her zaman sizinle canlar. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.